Çok saygıdeğer holding yönetim kurulu üyelerimiz, çok sevgili genel müdürüm, genel müdür yardımcım, İK direktörümüz, direktörlerimiz, müdürlerimiz, kardeşlerim, çalışanlarımız ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, hep bize yol gösteren çok sevgili basın mensupları, hepinizi en derin duygularımla selamlıyor, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sağ olun. Ben müsaadenizle dostlar diyeceğim. Değerli dostlar, gerçekten insanların konuşma zorluğu çektiği bazı anlar vardır. İşte onlardan birisini ben yaşıyorum, takdir edersiniz. 14 yıla yakın bir süre Trakya Elektrik Dağıtım Şirketi'nde görev yaptım. Bu görev Türkiye'deki bürokratik noktadan baktığınız zaman gerçekten çok uzun bir süre. Genel müdürlüğün Türkiye'deki ortalaması 1,5-2 yıldır. Tabii biz bunu 9 yıl devlette ve 4,5 yıldır da ICE Holding'de tamamlamanın gururu, heyecanını hep yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, insanın tabii ki belli bir yaştan sonra veya günü geldikten sonra geleceğe matuf söyleyecekleri pek şey yoktur. Geçmişi anlatmaya kalkarsanız bazı dostlar der ki bunu dinlemiştik der. Ama yapacak bir şey yok. 1973 yılında bir yere gittik bir siyasi çalışmadan dolayı. Adam çıktı çok heyecanlı bir şey söyleyemeyecek. Geldi mikrofonun başına böyle benim gibi durdu bir şey söylemeyince boğazım düğüm düğüm esselamu aleyküm dedi ve işini bitirdim öylelikle. Şimdi gerçekten insanın boğazı düğüm düğüm oluyor bazı konularda. 1976 yılında müfettiş olarak göreve başladım Çalışma Bakanlığı'nda. Çalışma Bakanlığı'ndaki görevim 23 yıl sürdü. Bu 23 yıl içerisinde Türkiye'de aşağı yukarı 200'e yakın konumla ilgili konferanslar verdim. Ülkeyi tanıma fırsatı buldum. Ve o müfettişlik süresi boyunca ülkemizde denetim dediğiniz zaman insanların hepsinin ayağı geriye gider ve mümkün olduğu kadar deneticilerle karşılaşmamakla ilgili gerekli altyapıyı hazırlarlar. Bu tabii ki çok yanlış bir sistem. Dolayısıyla biz denetime gittiğimiz zaman vatandaş bize şunu söyledi, işveren şunu söylerdi. Ben burayı kapatacağım ama kapatamıyorum. Biz de derdik ki ona içimizden lisanı halle neyi kapatacağım? Baksana işler çok güzel, 150 kişi çalışıyor. Sonra gördüm ki kendimiz bir iş yeri kurduk, 400'e yakın insan çalışıyor. Hakikaten kapatmak istedik, bir türlü kapatamadık. Orada anladık ki insanlar doğru söylüyor. Ve Nasrettin Hoca'nın hesabı, damdan düşeni getireceksiniz, o konuyu daha iyi anlıyor. Ve 23 senelik denetim boyunca siz ne derseniz karşı taraf bu yanlış dememiş ve kendi kendinize bir havaya girmişsiniz. Ben her şeyi en güzel düşünen, en güzel isteyen, en güzel uygulayan kişiyim. 2003 yılında Allah burayı nasip etti. 2003 yılı Mayıs'ında buraya geldik. Masanın arkasına geçtiğimizde orada başka bir dünya görüldüğünü gördük. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Yaşarsanız orada şunu anlıyorsunuz. Uygulamak, yaptırmak denetimden çok zor olduğunu görüyorsunuz. Ve prensip şunu getirdik. Arkadaşlarıma sık sık toplantılarımda hep şunu söyledim hatırlarla. Özel sektörün yola çıktıysa şayet bir yatırım için yolun üzerindeki en küçük çakıl taşlarını